Güngör Bayrak, nedir senin hayatındaki önemi, rolü? Masası olanları aldık. Kim o masası olan? İşte artık onlar belli onlar da. Ali bir şey söyleyeceğim. Sen beni vurduracaksın sonunda. Dekolte resmini koyunca kim bu güzel kadın denildi. Cenazeyi ben kaldırdım ya. İkinci kocanız. Hikaye şahidi benim. Erkan Özerman Türkiye'de denince yanında, daha doğrusu Güngör Bayrak, nedir senin hayatındaki önemi, rolü? Evet canım, bir genç kız, güzel bir kız geldi, şarkıcı olmaya çalışıyor, manken Nükhet Duru'yu star yaptığım zaman, yani Alaturka star olacak, altına güzel kızlar koyalım dedi Nükhet ve erkek dergisi veya kadınca dergisi, hangisi bilmiyorum, kapakta bir kız var çok güzel dedi, onu dedi alalım dedi, geldi, son derece sade, terbiyeli, efendi bir kız ve Nükhet dedi ki bunun dedi müşterisi yoktur dedi, almayalım dedi. Bizim peki müşteri dediğin nedir Nükhet'ciğim dedim, ön tarafa güzel kızları koyuyoruz, onları görmeye gelen insanlar çok paralar harcarlar, programın altı zengin olsun. Şimdi Nükhet'i şey yapmak, Alaturka'da astrolojisi yaptığımız gece var, altına da program yapacağız. Kıza gel dedik, Nükhet dedi ki bu bizim istediğimiz müşteriyi getiremez. Fotoğraf falan güzel ama kızda bir şey yok, çevre yok, okuyor. Masası yok yani, masalı. Masası yok, bravo. Masası yok bunun dedi. Ben de o zaman dedim ki sizin dedim 6 ay içinde bir ön çalışma yaparsanız, çalışırsanız, şunları yaparsanız ümit ediyorum ki bundan sonraki çalışmalarda daha fazla size yer veririz. 6 ay sonra kadın bütün bir ciddiyette çalışmış, yapmış, dersler almış, tekrar karşıma geldi. Nükhet ne yapacağız? Bu kız beklenilmeyecek kadar ciddi ve terbiyeli bir kız. Nasıl altından kalkacağız bu işin? Yok dedi, başka şey olsun. Nedir? Başkalarını alalım dedi. Masası olanları aldık. Kim o masası olan? İşte artık onlar belli onlar da. Neyse. Nükhet astrolojisi oldu. Kıyametler kopuyor. İlk gece yer yerinden oynuyor. Bütün İstanbul davetli. Parayı Erol Simavi ödedi. Neyse. Osman Ali bir şey söyleyeceğim. Sen beni vurduracaksın sonunda. Doğru söyleyene 9 köyden kovarlar. 10. köyden beklerim. Şimdi dedim ki Güngör dedim, çok güzel bir kızsın. Ama seni dedim, şimdi çok enteresan, seni bulan, yaratan adam diye beni ortaya koyacaklar. Oysa ki ben başkasının ekmeğini yiyorum dedim. Sen dedim, benim sinemada çok takdir ettiğim ve her zaman desteklediğim bir adam Yılmaz Güney'dir. Yılmaz Güney 2 filminde başrolde oynatmış bunu. Fakat kimse tanımıyor. Hıncal Uluç herhalde o derginin kapağına bunun dekolte resmini koyunca kim bu güzel kadın denildi. 16 tane film yapmış, en ciddi, en akıllı başlı filmlerin artisti. Şimdi bir gün Avrupa'dayız da Fatma Giri'nin eşi prodüktör Memduhün Bey dedi ki biz bu kuze dedi, kıza dedi, Erkan Bey dedi, sütyen de bile resim çektirmedi bize. Muz gibi kadını soydun dedi. Ne yaptın da soyundu? Bana güvendi dedim. Çok güzel bir kadın. Dünya starlarının hepsi dekolte resim çekiyorlar. Sen de dekolte çekersen en öne çıkacaksın. Ben sana bir kırmızı elbise çizeyim dedim. Benim o tarafımı bilmiyorsunuz. Ben stilistim en zamanında. Ve onun sahnede hadise yaratan bütün elbiselerini yapan da benim. Ama başkalarının mesleği için hiç kendimi öne koymadım. Kendi çekilelim. Bir gündelikçi hanım elbiseleri dikti. Fakat ilk kırmızı elbiseyi Yıldırım Mayruğa dedim ki ben çizdim dedim. Çok iyi çizmişsin ama dedi elbiseye girecek yeri koymadın. Nerede çengelleyeceğiz de içine girecek. Öyle bir elbise ki sahneye çıkıyor, böyle duruyor. Yan dönüyor, çırılçıplak. Evet.
Türkiye birbirine geldi. Bir hafta içinde bir kırmızı elbiseyle Güngör Bayrak diye bir isim çıktı. Haydi! Bu da kalktı İzmir Fuarı'nda sahneye çıkmaya. Burhan Öz Fatıra öldüyse rahmetli olsun, öldü herhalde. Durdurdu. Yıl kaç Ali abi? 80'li yılların başı. Yıllar. Çıkamaz dedi. Olay oldu. Yani, çamaşırıyla çıkardı. Bize herkes kötülük yaptıkça kız durduğu yerde fiyatı, gazino fiyatı, solis altı fiyatı oldu. Şunu söyleyeceğim. 3 sene dışarı çıkmadan bir özel hayatımız olarak insanın bir sevdiği olur değil mi? Bir gecesi olur değil mi? Ne o kızın ne benim olmadı. 3 sene o şehirden ötekine koştuk. Ötekine koştuk. Güzel bir para topladı. Bir ev sahibi oldu. Parayı ödedik. Müteahhit battı. Evsiz kaldı. Bu arada şans bir şey. Fransa'da işte şeyi verdiler bana. Oscar de France'ı. Rika Zara ile beraber paylaşıyoruz. Beni de Paris'e götür dedi. Öyle bir hal oldu ki artık Güngör annesiz, babasız, kimsesiz. Annem de çok gönlü zengin bir kadındır. Dedelerin dedi çok şeyler yetiştirdi dedi. Evlatlıklar yetiştirdi. Onların dedi mürvetlerini gördü. Biz de bu kızı evlat edinelim, mürvetini görelim dedi. Bak nereden nereye. Bu benimle beraber Paris'e geldi. O ödül töreninde Sir Huari Berish'i bunu gördü. Abi vurulmuşa döndü adam. Hiç unutmuyorum. Pied de Paul bir şeyle. Arendal Havası'nda bir döpiyesle. Ve biz oteldeyiz annemle. Adam Rolls Royce'la geldi. Adamın çift Rolls Royce'u var. Avenue Foch'ta oturuyor. Olacak iş değil. Güngör dedi ki benden uzak olsun. Bu kadar kültürlü, bilgili bir adamın bana iltifat etmesinin bir yolu yok. Çünkü böyle bir adamın dedi, tercih edeceği bir kadın değilim ki ben dedi. Güzel bir kadın diyorlar o kadar. Adam evet. Böyle geldi dedi ki hanımefendi dedi. Tarihi bir olay. Annem de Osmanlı. Bunlar çok önemli insanlardı. Onun için ben radyoya girdiğim zaman babam beni evlatlıktan reddedecek zannettim. Koskoca bir sadrazam torunu. Yediremediler kendilerini. Yani bu çocuk Osmanlı'yla niye uğraşıyor Allah aşkına? Ne işi var? Ne yapıyor? Siyasal bilgileri bitirecek, büyük ölçü olacak, bekliyoruz. Yapmayın, etmeyin. Yani 9 neslini bilen Türkiye'de kaç kişi var? Ben 9 neslini tarih kitaplarından sırayla koyuyorum dedelerimi. Şimdi annem de onu evlatlık gibi aldı ve Güngör'de anasız babasız kimsesiz kız evin çocuğu oldu. Baktık. Hiç unutmuyorum. Hanımefendi dedi kızınızı istemeye geldim dedi. Annem şöyle döndü. Sir Huari Berish'i dedi. Bizde dedi kızlar otel resepsiyonlarında veyahut da salonlarında istenmez. Evinde istenir. Şayet böyle bir arzunuz varsa İstanbul'da evimiz var. Buyurursunuz, kahvemizi içerseniz konuşuruz dedi. Şu anda görüşüyor musunuz? Devam ediyor musunuz görüşmeye? Bilmiyorum ama. Cenazeyi ben kaldırdım ya. İkinci kocanız. Nikah şahidi benim. Erkan Bey, eğer izin verirseniz ben havaalanına uçağa yetişmek zorundayım. Teşekkür ediyorum. Nereye ben gidiyorsun? Sizi Ankara'ya. Erken ben Ankara'ya çıkmak selam zorundayım. Çok emeğim var Ankara'ya. Ali abiyle baş başa bırakayım tamam. Sizi. Olur mu? Evet. Bundan sonra fırsatın olursa bazı özel bilgilere ihtiyaç duyarsan hayır onu okuduktan sonra zaten çok şey anlayacaksın. Bu insanlar bana niye bu kadar musallat oldular? Çünkü Zeki Müren ve Dario Moreno'nun sadece Erkan Özerman programını yapmış olması beni de onlarla beraber zannediyorlar ki beraber yaşıyoruz. Oysa ki ben zavallı, Gönül Akkor'a aşık, onunla yaşamaya çalışan zavallı. Gönül Akkor'la nişanlanmış mıydın? Evet, konuları size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Erkan Bey. Nişanlanma değil de daha hoş bir şey. Sen uçağa kaçıracaksın, şunu anlatayım bari rahatla. Bir de özür dilerim, ekranda izleyenlere de hoşçakalın diyeceğim ama evet. Program ben devam ediyor. Buyurun. Gönül Akkor'un da orada ismi var. Şeyde, Dario'nun yaş gününde. Şimdi çok enteresan, radyonun müdürü anneme telefon ediyor, biliyor musunuz diyor, yataklı trende diyor, vagon ride diyor, buradaki şarkıcı bir hanımla beraber İstanbul'a gidiyorlar diyor. Annem diyor ki yaşı 20 olduğuna göre diyor, benim bir şey söylemeye hakkım yok diyor, ne diyebilirim diyor. Aradan şey geçiyor, bunlar stajyer hepsi,
ve Yıldırım Gürses, Ayla Gürses, bunların hiçbiri daha radyoda okumuyorlar. Hepsi okuyacaklar, birer şarkıyla benim programıma gelecekler. Ben bunu gittim Ahmet Özhan'a Cemal Reşit'teki konserden evvel anlattım. Ben tutup da onun halkın önünde bu hikayeyi anlatacağını nerede biliyorum? En önde de oturuyorum. Niye uğradığımı şaşırdım. Gönül Akkar geldi, dedi ki söyle bir isim verirseniz bir şarkıyı, dedi. Sizin sesiniz şarkıyı okuyayım, dedi. Hiç unutmuyorum. Çok gencim ya. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık kalbim. Onu oku istersen, dedim. Şöyle bana bir baktı. Olur, onu okuyayım, dedi. Onun okuduğu ilk şarkı radyoda odur. Yıldırım'a ne yaptığımı, bunların hepsine yaptım. Yalnız İsmet Nedim'i, büyük bir sanatçı, ona konser yapmaya kalkınca radyo müdürüsünü sen, eğlenceler müdürüsü yapamazsın, müsaade aldım, yaptım ve Cumhurbaşkanı'nı davet ettim. Cemal Gürsel'i. Biz gittik. İsmet Nedim çok ufak tefek, Tapokadastro'nun bir müdürü olabilir. Görüntüsü de öyle bir ağır bir devlet memuru havasında. Benim üzerimde tabii o Fransa'dan gelmiş bir bluzon var, eşarbım var, şunlarla bunlarla gittik Cumhurbaşkanı huzuruna. Adam şöyle bir baktı, İsmet Bey, dedi bana. Artiste benzeyen, üzerindeki o balmen kıyafetler, şunlar bu. Öteki de herhalde menajerdi veyahut da aileden bir. Sayın Cumhurbaşkanı, dedim, İsmet Bey ben değilim. O zaman tabii radyodan ötürü kimse kimseyi tanımıyor. Sadece ismini. İsmet Bey bu beyefendidir. Ben bu konseri yapan, bu organizasyonu yapan kişiyim. Müracaat eden, dedim. Adam şöyle baktı, sen ne iş yapıyorsun radyoda, dedi. İşte müzik programı yapıyorum. Her pazar Eyfel'den müzik diye Fransız müziğini tanıtıyorum. 8 sene sürdü. Büyük bir olaydır o. Bunları anlattım. Bak, dedi, sana bir şey söyleyeyim, dedi. Sen Batı müzikçisin değil mi, dedi. Evet. Radyo, dedi, halk tarafından dinlenirse zengindir. Halk kendi bilmediği şeyler çalınırsa başka radyoları sonra dinler. Oradan da geri dönmez, dedi. Çok teşekkür ediyorum. Kalkıyorum. Ama tamam. Sizinle sohbetler uzun yapalım. Sonrası. Tamam.